Geçelim Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına. Haftalık basın toplantısında önemli gündem maddeleri ele alındı. Bir kere Türkiye'nin Gazze'deki 4 gün sürecek insani arayışa arayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği belirtildi bu toplantılarda. bir diğer gündem başlığı Eurofighter. Şimdi F16, F35'ler çünkü çok artık uzak ihtimal olmaya başladı. F16 pazarlığı devam ederken Eurofighter sürecinde ikinci el bir alım yapılmasının mümkün olmadığı da bakanlık kaynakları tarafından vurgulandı. Gazze'de çatışmalara dört günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuamiral Zeki Aktürk, Gazze'deki insani aranın çatışmalara son verilmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. AK Türkiye'nin çabalarının altını çizdi. 15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış. Çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 gazeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir. Aktürk Hava Kuvvetleri'ne ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzemenin de bölgeye sevk edildiğini vurguladı. Aktürk terörle mücadelede son sayıları aktardı. 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisi hale getirilmiştir. Kamuoyunda son günlerde Eurofighter savaş uçağı alım süreci de konuşulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Türkiye'nin isteği 40 adet Eurofighter savaş uçağı Türkiye konuya ilişkin İngiltere ile temasta. Bu yönde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'de bulunan İngiliz mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Bakanlık kaynakları NATO ile uyumlu bir üretim sürecinden geçen Milli Muharip Uçak Kağı'nın ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacağını, 2032'de de envantere girmesinin planlandığını aktardı.